Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 7 Mart'ta Türkiye saatine göre öğleden sonra 15:41'de 16 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunay, ayın en parlak olduğu, dünyamızı aydınlattığı bir dönem. Güneşle ay karşıt açıda bulunuyorlar. Güneş Balık Burcu'nda, ay Başak Burcu'nda. Farkındalık dönemi, bir şeyleri anlamamız, idrak etmemiz mümkün. Kişisel ve toplumsal alanlarda gizli olan kavramların açığa çıktığı, görünür hale geldiği, sırların meydana çıktığı bir dönemde olacağız. Tabii ki duygusal hassasiyetlerimiz artacak. Hem bedensel, hem zihinsel, hem duygusal hassas olabileceğimiz, kendi içsel, belki bilinçaltımızdaki duygularımızla da yüzleşebileceğimiz bir dönemdeyiz. Başak genel sağlığımızı, günlük hayatımızı, alışkanlıklarımızı, genel düzenimizi, rutinlerimizi yöneten bir burçtur. Dolayısıyla tüm bu alanlarda farkındalıklarımız da artacak. Ve an haritasında Aslan Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Dolunay haritanın ikinci evinde, Güneş 8. evinde. Yönetici gezegen Merkür, Merkür de Balık Burcu'nda, haritanın 8. evinde. Başak analitik bir burçtur. Dikkatli, detaylı, hesaplı, muhasebe eden, araştıran, analiz eden, iyi ile kötüyü, verimli ile verimsizi ayrıştırmak isteyen bir enerjisi vardır. Ancak yönetici gezegeni Merkür balıktayken rasyonel olmakta zorlanabilir. Duyguların etkisinde kalma, bilinçaltının etkisinde kalma burada biraz öne çıkar. Daha idealist, belki inançlarla hareket etme söz konusu olabilir. Tabii ki duyarlı olabileceğimiz, hassas olabileceğimiz, empati yapabileceğimiz bir dönemdeyiz. Özellikle de ülkemiz böyle bir süreçteyken Başak Balık aksı, sağlık, hijyen, ihtiyaçlar, temel gereksinimler, hayatımızın düzeni, alışkanlıklarımız, rutinlerimiz. Burada tabii ki Güneş'in ve Merkür'ün Balık Burcu'nda olması, ihtiyaç sahiplerine karşı olan hassasiyetimiz, yardımlaşma temaları, şifa temalarını daha fazla öne çıkıyor, çıkarıyor. Ruhsal, bedensel, zihinsel, sağlığımızla ilgili konuları fark edip buralardaki eksiklerimizi fark edebiliriz. Bazı sağlık sorunlarımızı keşfedebiliriz ve bunları iyileştirmek adına, şifalamak adına hizmet odaklı olacağımız bir dönemdeyiz. Evet, ruhsal olarak hepimiz tüm ülke olarak etkilendik. Evet, bedensel hasarlar olan alanlar var. Günlük alışkanlıkları değişenler var. Temel ihtiyaçlar, beslenme, bakım, barınma gibi en temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşayanlar var. Bir yandan da bunları izleyip ruhsal anlamda etkilenen büyük bir ülke halkı var. Hepimiz aslında şifa arıyoruz, iyileşmek istiyoruz. İşte bu iyileşmek için belki daha uzun vadeli hayatımızda bir daha sorun yaşamamak için eksiklerimizi de fark etmemiz gerekiyor. İşte Başak bu eksik olan konuları, hataları keşfetmemizi, analiz etmemizi, belki bundan sonraki süreçte hayatımızı düzenli, disiplinli, sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmemizi sağlayabilir. Başak üretmek ister, elindeki kaynakları en doğru şekilde değerlendirmek ister. Ve hem parasal kaynaklarımız, hem her türlü kaynağımız, ürettiklerimiz, tüm bunları, gerekirse işte sağlığımız, bedensel sağlığımız, bunları doğru bir şekilde kullanmamız, değerlendirmemiz, eğer sorun yaşıyorsak da bu sorunları çözmek için yeni bir düzenleme getirmemiz gerekiyor hayatımıza. Mizar yıldızıyla birleşen bir dolunay bu. Mizar yıldızı oldukça parlak, güçlü bir yıldız. Kişisel ilişkilerimizde aslında hak edişlerle beraber ilişkilerimizi, duygusal ilişkilerimizi, evliliklerimizi, işbirliklerimizi destekleyebilir. Özellikle kadınlardan fayda sağlayabiliriz, başarı elde edebiliriz. Burada yeteneklerimizi değerlendirme fırsatları karşımıza çıkabilir. Ancak Mizar yıldızı toplumsal alanlarda dünyasal astrolojide biraz sıkıntılı olabilir. Özellikle kitleleri etkileyebilecek olaylar, doğa olayları, buralarda dikkat etmek lazım. Yangınlarla çok ilgilidir.
Süreçte Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde izlediğimizde ayın 14'ü, 15'i, 16'sı gibi bu süreçler içerisinde Güneş'in Mars'la kare açısı, Neptün'le karşıtlığı etkinleşecek. Kazalar, sakarlıklar artabilir böyle bir dönemde. Özellikle Satürn artık Balık burcunda ilerliyor olacak. Güneş ve Merkür Balık burcunda. Sular, sıvılar, kimyasallar ve bu alanlarla ilgili bazı sıkıntılarımız olabilir. Hava şartlarının yağışlı olması, sel, toprak kaymaları, su baskınları ve benzeri sorunların oluşması mümkün. Yangınlarla da ilişkilendirilir dedik. Kimyasal tesisler, özellikle petrokimya tesislerinde olabilecek yangınlar, patlamalar, bunlara karşı da mümkün olduğunca dikkatli olmak gerekiyor. Başak burcu kontrol ve mükemmelliyetçilikle ilgili bir burç. Eğer biz kişisel ihmallerimiz, kontrolsüzlüklerimiz, hatalarımızla bazı sorunların oluşmasına yol açıyorsak işte bunları da fark edebiliriz. Çünkü genellikle yaşadığımız doğa olaylarının bile hayatımızda meydana getirdiği sorunlar bizim kişisel olarak almadığımız önlemler ya da işte ihmalkar davranışlarımız ya da olması gerektiği gibi davranmamamız sonucunda bunlarla karşılaşıyoruz. İşte Başak Burcu aslında her şeyin düzenli olmasını istiyor. Tedbirli olmamızı istiyor, gerektiği gibi davranmamız gerektiğini işaret ediyor. Burada analitik bir zeka, muhasebe yeteneği, hesaplama, kontrolcülük hepsini burada göz önüne alabiliriz. Hem kişisel anlamda hem toplumsal alanlarda bu özelliklerimizi öne çıkarmamız veya buralardaki eksiklerimizle yüzleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sağlık sektörü yine yardımlaşma temalı özellikle sivil toplum kuruluşları buralarda yine balık başak temasını görebiliriz. Bu alanlardaki dernek vakıf çalışmaları, hani buralardaki bazı konuların özellikle biraz daha belki ihtiyaçlara yönelik yaptıkları davranışlar ve buralardaki eksikleriyle de hatalarıyla da yine çok fazla yüzleşebiliriz bu dönemde. Yükselende Aslan Burcu var. Aslan Burcu yöneticilik, liderlikle ilgili konulara da işaret ediyor. Ülkemizin haritasında, Türkiye'nin haritasında Başak Burcu 4. evidir ki burası zaten ülkenin güvenliği, toprakları, barınması anlamına geliyor. Aynı zamanda da tabii ki muhalefet partisini yönetir. Belki yükselendeki Aslan muhalefetle ilgili alanda liderlik, yöneticilik ve önümüzdeki seçimler süreciyle de ilgili yine belirsiz olan konuların biraz netleşmesi, görünür hale gelmesi işareti de veriyor burada. Tabii ki barınma, özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için barınma, alıştıkları günlük düzeni sağlama, sağlık ve hijyen konuları çok öne çıkacak. Salgın hastalıklar, işte sağlıkla ilgili sorunlar, günlük rutin ihtiyaçların karşılanamaması veya en kısa sürede bunların nasıl karşılanacağına dair yapılacak düzenlemeler, atılacak adımlar, hizmet odaklı işler, bunları da yine Başak Burcu Dolunay'ı döneminde toplumca daha fazla izleyeceğiz. Daha fazla bunlarla yüzleşeceğiz. Özellikle değişken grup burçlarımız daha fazla etkilenecek. Balık, Başak, İkizler ve Yay burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçların 16 derece ve yakınlarında. Bunu 12 ile 20 derece arası alabilirsiniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için daha etkili olacaktır. 9. evde Jüpiter'in, Venüs'ün yerleşimi var. Bir yandan bu tabii ki Balık burcunun ve Merkür'ün de yöneticisi olduğu için Jüpiter Koç burcunda, haritanın 9. evinde MC noktasında Koç. Hak arayışı, adalet arayışı, mahkemeler, davalar, bunlarla ilgili konuların da çok vurgulandığı bir süreci işaret ediyor. Bir yandan yüksek öğrenim üniversitelerle ilgili bazı beklentiler var. Çünkü orada da bir düzenin şu anda bozulması söz konusu. Yurtların kullanımı nedeniyle işte online eğitimde yüksek öğrenim kurumları. Hani buralarda beklentiler var. Halkın bazı beklentileri var. Bu süreç nasıl gidecek? Ama bir süre daha buralarda bazı belirsizlikler oluşabilir. Belki
fedakarlıklar söz konusu olabilir. Özellikle eğitim alanıyla alakalı. Kişisel hayatlarımızda sağlığımızı önemseyeceğiz. Mesela beslenme programımızı değiştirmek, diyete başlamak, işte iş ortamımızda verimimizi arttırmak için çalışma programımızı değiştirmek, beraber çalıştığımız kişiler, beraber yaşadığımız kişilerle ilişkilerimizi gözden geçirmek. Çünkü Başak analiz etmemiz istiyor, muhasebe etmemiz istiyor. Bizim için ne gerekli ne gereksiz. Bu bir ilişki olabilir, bir alışkanlığımız olabilir, bir bağımlılığımız olabilir. İşte bizim için zararlı olan bir örneğin bir kişidir bu hayatımızda veya artık bitmesi gereken bir ilişkidir ya da bir gerçekten zararlı bir alışkanlıktır. Tüm bunları gözden geçirip analiz edeceğimiz, muhasebe edeceğimiz, hayatımızı iyileştirmek adına bazı önemli kararlar verebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bunu kitlesel anlamda tüm dünya için, tüm toplum için düşünebiliriz aslında. Hayatımızı iyileştirmek için başkalarının yani bize olan etkileri ve bizim başkalarına olan etkilerimiz, işte hizmet etme kavramı, şifa kavramı, günlük alışkanlıklarımız, ihtiyaçlarımız ve bunların düzenlenmesiyle ilgili alanlarda önemli farkındalıklarla karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa genel etkilerden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Başak burcundaki dolunay 6. evinizi aydınlatacak. Bu dolunay günlük hayatınızın düzenine özellikle işaret ediyor. Çalışıyorsanız mesleki konular, iş konuları, çalışma düzeniniz. Evet, iş düzeninizde bir karar verebilirsiniz. Belki burada bir çalışma değişikliği olacak, görev değişikliği olacak. Yani bir işten ayrılma, bir alışkanlığı bitirme, bir rutini sonlandırma ya da dönüştürme de olabilir. Sağlık konularınızda hassas olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sorununuzu keşfedebilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek adına bazı şifa, tedavi arayışlarınız olabilir. Veya alışkanlıklarınızı, beslenmenizi, diyetinizi bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, onlarla ilgili düzenlemeler öne çıkabilir. Boğa burcundaki Uranüs'ün güzel bir açısı var bu dolunaya. Parasal konularda destekler almanız, iş temponuzda olacak değişimlerle para kazanmanız veya iş arıyorsanız bir işe başlamanız, çalışmanız, hizmet etmeniz ve bunun sonucunda parasal kaynaklar edinmeniz de yine bu dolunayın gündemleri arasında olabilir. Değişken burçlarımızı tabii ki daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Başak, Balık, İkizler ya da Yay burçlarının 15 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli, etkili olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin için keyifli bir dolunay Başak dolunayı. 16 derece Başak burcunda 5. evinizi aydınlatıyor olacak. Bu alan zaten eğlenceli. Hani yaşamdan keyif aldığınız, biraz daha duygusal, size mutluluk veren, maddi manevi şanslarla karşılaşabileceğiniz bir alan. Üstelik burcunuzdaki Uranüs'te de güzel bir açıda. Yani hızlı sürprizlerin, hayatınızı değiştirecek bazı ilginç gelişmelerin olabileceği bir dönemdesiniz. Çocuklarla ilgili müjdeler olabilir. Mesela anne olmak, baba olmak istiyorsunuz örneğin. Güzel bir hamilelik haberi olabilir, bir doğum olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili yine bir hedefiniz varsa ona ulaşabilirsiniz. Güzel haberler gelebilir çocuklarla ilgili. Aşk hayatınızda da, romantik ilişkilerinizde de bazı sürprizler gelebilir tabii ki bu dolunayla beraber. Hatta Uranüs'ün etkisiyle parasal kazançlarınız, kişisel yatırımlarınız alanında da şanslı bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? İşte 12 ile 20 derece arası, bunu artı eksi 5 derece olarak alabiliriz. O zaman bu etkiler sizin için çok daha güçlü ve etkili olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 16 derece Başak burcundaki dolunay 4. evinizi aydınlatacak. Değişken burç olduğunuz için etkisi çok güçlü olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Ev, aile, yuva alanınızda bir düzen kurma dönemindesiniz. Eğer burada
bazı beklenmedik durumlar söz konusu olduysa, evet, biraz stresli de olabilir tabii ki. Ve ülkemizde çok kişi de bunu yaşıyor doğal olarak, deprem bölgesinde, depremzede vatandaşlarımız. Eğer siz de bu nedenle böyle bir zorunluluk içerisindeyseniz, şimdi yaşam alanınızda, özel hayatınızda, ev yuva temalarında, güvenlik ve barınma ile ilgili alanlarda Başak Dolunay hayatınızda bir düzen getirebilir. Bununla birlikte aile ilişkileri, ailenizin, ebeveynlerinizin yaşamındaki bazı düzenlemeler, ev alma satma, mülk edinme, toprak alma satma, yatırımlar ve benzeri konularda, taşınma gibi konularda da, aile sağlığı gibi konularda da yine bu dolunay sizin için çok belirleyici olabilir. Ebeveynlerinizle ilgilenmeniz de gerekebilir bu süreç içerisinde. Ve sizin için iş kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, hatta evlenmek ve yuva kurmakla da ilgili olabilir. Çünkü ev yuva, biliyorsunuz, insan evlenince de bir aile kurma konusu söz konusu, bir düzen kurma söz konusu oluyor. Belki de birçok ikizler için, özellikle yükselen ikizler için böyle bir evlilik konusu da gündeme gelebilir, ama ayrılık ya da işte aileden ayrılma, evden ayrılma, belki bir ilişkiyi bitirme sonucunda yine günlük hayatınızda bir düzen değişimi de söz konusu olabilir tabii ki sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Başak Burcu'ndaki dolunay 3. evinizi aydınlatıyor olacak. Hesap yapıyoruz, her şeye biraz daha titizlikle yaklaşmamız gereken bir dönem. Eğitimle ilgili bir konunuz olabilir, bitirmeniz gereken projeleriniz, tasarımlarınız olabilir. Bu dolunay işle ilgili, eğitimle ilgili bir seyahat, bir gezi programı ya da böyle bir eğitim, seminer, workshop gibi bir konuyu da devreye getirebilir. İşiniz, mesleğiniz eğitimle ilgili olabilir. Buralarda bir amacınıza ulaşmanız, bir projeyi sonuçlandırmanız mümkün. Kardeşler, yakın çevre, komşularla ilgili de ilişkilerinizde bir düzen getirebilir ya da bir düzen değişimi getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 15 derece ve yakınlarında değişken burçlarda, Başak, Balık, İkizler ya da Yay burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Başak Burcu'ndaki dolunay para evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay para durumunuzu biraz daha mercek altına almanız gerektiğini işaret ediyor. Hesap zamanı aslında. Muhasebe zamanı. İşte kazançlarınız, giderleriniz, onları böyle bir gözden geçireceksiniz. Bazı gereksiz harcamaları mesela bitirebilirsiniz. İşte bütçenizi bir toparlamanız gereken bir dönem, muhasebe etmeniz gereken bir dönem. Yatırım kararları olabilir. Size ait bazı mal varlıklarını satmak, kiralamak ve bunlarla ilgili gelir gider dengenizle ilgili gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Harcamalarınız olabilir, masraflar çıkabilir bu dolunayda. Aynı zamanda para kazanabileceğiniz bazı iş imkanları. Şu ana kadar bir hazırlık içerisindeyseniz, doğru bir işi bulmanız, işte bir para kazanma, bütçenizle ilgili böyle bir kaynak bulmanız da söz konusu olabilir tabii ki. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle değişken burçlarımız etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Balık, İkizler, Yay burçlarında 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Ve sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar, sizin için çok önemli. Her yıl burcunuzda bir yeni ay, bir dolunay oluyor. Yeni ayı genellikle Ağustos, Eylül aylarında yaşıyorsunuz. Şimdi yine sizin için çok önemli olan bir Başak Burcu dolunayı size önemli farkındalıklar getirecek hayatınızda. Yani bulunduğunuz, içinde bulunduğunuz koşulların, belirsiz olan konuların şöyle bir netleştiği dönemdesiniz. Neler bekliyorsunuz, hayattan ne istiyorsunuz, ilişkilerinizle ilgili bazı önemli kararlarınız olabilir. İş, kariyer, yaşam alanınız, düzeninizle ilgili bazı önemli dönüşümleriniz olabilir. Ve tabii ki sağlığınız. Sağlığınıza dikkat edin, çünkü sağlık konularında hassas bir dolunay. Sağlığınızı iyileştirmek adına şifa çalışmalarınız olabilir veya yaşam kalitenizi arttırmak adına bir beslenme programı değiştirebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Görünümünüzde, imajınızda böyle bir değişim söz konusu olabilir. Yardımlaşma temaları, her türlü ilişkide, toplumsal alanlarda yaptığınız hizmetler, mesleğinizle ilgili yaptığınız çalışmalar, tüm bu alanlarda da bu dolunay sizi daha bir görünür hale getirebilir, fark edilebilirsiniz. Hatta hak ettiğiniz başarıları da
yakalayabilirsiniz sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay birebir sizin için çok daha önemli ve etkili olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Başak Burcu'ndaki dolunay 12. evinizi aydınlatacak. Maneviyatın öne çıktığı, kendinizle ilgili, bilinçaltınızla ilgili farkındalıkların olabileceği bir dönem. Gizli bir şeyler açığa çıkabilir, bazı sırları öğrenebilirsiniz. Sağlık konularında kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönem. Bu dolunayla beraber işte hastaneler, klinikler gitmeniz, biraz belki bir check-up yaptırmanız, kontroller yaptırmanız mümkün. Diyete başlayabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınız varsa artık sizin için gerekli olmayan o zararlı alışkanlıkları hayatınızdan çıkarmak için önemli adımlar atabilirsiniz. Bu sizin için doğru olmayan bir iş de olabilir, bir ilişki de olabilir, beslenme konusu veya işte bağımlılıklar olabilir. Tüm bunları fark edip şöyle bir hayatınızı düzenleyeceğiniz dönemdesiniz. Evcil hayvanlarınız, onların bakımları, onların sağlıkları da sizin için belirleyici olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Başak, Balık, İkizler ya da Yay burçlarının 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Yardımlaşma temaları da öne çıkıyor. Çevrenizde olup bitenlere daha hassas, daha empatik yaklaşacağınız, bazı fedakarlıklarda, maddi manevi fedakarlıklarda, yardımlarda bulunabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 16 derece Başak Burcu'ndaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. Bu dolunayla beraber yaptığınız işlerin, çalışmaların tamamlanması, bir projeyi sonuçlandırmanız, bunun sonucunda iş ve kariyerde dikkat çekmeniz, maddi manevi bazı elde edişler, bazı ödüllerle karşılaşmanız mümkün. Kazançlarınızla da ilgili bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Veya böyle bir mevkinizde, statünüzde bir ilerleme olabilir. Grup çalışmaları, ekip çalışmaları, organizasyonlar, özellikle toplumsal alanda yapılan dernek, vakıf çalışmaları, sivil toplum kuruluşları içerisindeki bazı işleriniz, görevleriniz, hani buralarda da kararlar verebilirsiniz. Belki bazı iş ve oluşlardan ayrılabilirsiniz, bitirebilirsiniz buralardaki görevlerinizi veya bazı yeni kararlar, yeni düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizi de gözden geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Başak, Balık, İkizler ya da Yay burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, en fazla etki alan burçlardansınız. Kariyer evinizde olan bir dolunay bu. Değişken bir burç olduğunuz için tabii ki güçlü tesir alıyorsunuz. Kariyeriniz, hedefleriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, mevkiiniz, sorumluluklarınız, göreviniz, bu alanlarda bir dönüşüm söz konusu olabilir. Elinizde olmayan nedenlerle bazı şeyler değişebilir de tabii ki bir dönemde. Yani ev, yuva alanları, düzeniniz, iş, kariyer konuları, istem dışı da düzen değişimleri olabilir, yenilikler olabilir hayatınızda. Aile konuları, aile ebeveynlerinizle ilgili alanlarda belki onların sağlıkları, onların düzenleri, sizin onlarla olan sorumluluklarınızla ilgili de bazı etkiler bekleyebiliriz. Toplumdaki statünüz bazen bir evlilikle ya da bazen bir evliliği bitirmekle de ilgili değişebilir. Bu da bir statüdür toplum içerisinde. Ya da ebeveyn olmak, aile olmak, yani bunlar da statüdür. Buralarda da önemli bazı dönüşümler söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Başak, Balık, İkizler ya da Yay burçlarının 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha etkili, önemli olabilir. Yer değişimleri, taşınmalar, mesleki değişimler, görev değişimleri, tüm bunları bekleyebiliriz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Başak burcunun 16 derecesindeki dolunay 9. evinizi aydınlatıyor olacak. Açı olarak size güzel bir açıdı aslında. Üstelik Boğa burcundaki Uranüs'ten de güzel bir toprak üçgeni alıyorsunuz. Biraz hayata daha iyimser, daha ılımlı, daha güvenle bakabileceğiniz bir dönem aslında. Eğitimle ilgili, akademik çalışmalarınızla ilgili bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Eğer başka bir, yani yaşadığınız düzenin dışında başka bir şehir, başka bir ülke, hani buralardan bir beklentiniz varsa, orada yaşamak, yerleşmek, okumak, iş yapmak, çalışmak, özellikle yabancılar,
farklı kültürden yapılarla ilgili alanlarda da bir hedefinize sizi ulaştırabilir. Bununla birlikte seyahatleriniz olabilir bu dolunay ve takip eden günlerde. Medya, basın, yayınla ilgili işleriniz varsa, iletişimle ilgili işleriniz varsa buralarda da yine sizin için destekleyici etkiler söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri, olumlu etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Başak burcundaki dolunay 8. evinizi aydınlatıyor olacak. Uranüs'ten olumlu bir açıda bu dolunay sizin için finansal paylaşımlarınız, hisseli paralar, borç alacak konuları, özellikle eşinizin kazançları ya da ortaklı işlerden gelecek gelirleriniz buralarda bir önemli etki getirebilir. Mesela bir kredi istiyorsunuz ya da bir borcun yapılandırılması, bir vergi, sigorta konusu, bir nafaka konusu, bir miras konusu var. Hani bunlarla ilgili bir netleşme bekleyebiliriz. Özellikle Boğa burcundaki Uranüs'ün açısı size ait toprak, emlak, gayrimenkul ve bu alanlarda bazı hızlı çözümler getirebilir. İşte bunları satmak, kiralamak, kazanç elde etmek gibi. Veya böyle bir ihtiyacınız var. Ev almak istiyorsunuz, kiralamak istiyorsunuz. Parasal bir kaynağa ihtiyacınız var. Bunu bulabilirsiniz. Yardımlar şeklinde de olabilir bu. Veya işte bir borç bulmak, kredi almak şeklinde de olabilir. Tüm bu alanlarda bir düzen kurma adına özellikle maddi konularda destekler bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle balık, başak, ikizler ya da yay burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa 16 derece ve yakınlarında bu bahsettiğim etkileri daha net hissedebilirsiniz. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, sizin için çok güçlü bir dolunay karşıt burcunuzda olacak. İlişkilerinizle ilgili önemli farkındalıklar ve her türlü ilişkiniz, yani bu evlilik konuları, partner konuları, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, bazen rakip, düşmanlıklar, hatta dava içerisindeki davalı durumlarınız, dava, bir mahkeme işiniz de olabilir. Hani bu alanlarda bir farkındalık söz konusu, bir değişim ve dönüşüm içerisinde olabilirsiniz. Bitmesi gereken bir ilişkiyi bitirebilirsiniz ya da bir yasal süreci başlatabilirsiniz ya da bir işbirliğinde önemli kararlar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse ilişkilerinizle ilgili bu dolunay yaşamınızda sizin için çok etkili ve çok belirleyici bir döngüyü ortaya çıkarabilir.